sorayım, bunu geçelim dediğine göre. Yani zamanı iyi kullanalım istediğim için. Senin de yoğunluğun Evet. var. Kritik soruya geleceğim. Şimdi pazar gün Türkiye Komünist Partisi'nin adaylarını tanıyacak insanlar ama sosyal medyada ben de retweet yaparak tanıtıyorum. Önce şuradan tersten başlayalım. Ben dün Mehmet Aslantuğ ile yaklaşık 1-1,5 saat konuştum. Eskiden de tanıdığım için bana siyasete girme gerekçesini uzun uzun anlattı. Onun tarafından baktığım zaman gayet güzel topluma karşı sorumluluk meselesi. İrfan da muhtemelen anlatır. O da gayet güzel olur falan. Bunu geçiyoruz. Ancak her seçim döneminde bütün siyasi partilerin şapkadan tavşan çıkarma arayışı sola da yavaş yavaş sirayet ediyor. Bunu dün Erkan'la konuştuk. O kendi gerekçelerini anlattı. Ama bir tek benim görebildiğim kadarıyla şeyinin tamamını ne denir ona, milletvekili adaylarının tamamını emekçilerden, yoksullardan ekseriyetle oluşturan yapı Türkiye Komünist Partisi. Bu nasıl seçiliyor? Adaylık meselesi nedir? Solda bir popülizm riski var mıdır? Bir de en çok gelen soru tabii. Bunu sonra sorayım ama bu birleşmeyle ilgili tartışmalar bir dönem CHP, DSP birleşim diyorlardı. Onun gibi bir şey oldu. Önce aday meselesine girelim. Şimdi şöyle, yani toplumda ün salmış insanların siyaset yapmasında hiçbir sakınca yok. Yarar var tabii ki. Yani neden yarar var? Daha fazla dikkat çekiyorlar. Sözleri daha fazla ilgi çekiyor. Bu gayet doğal. Ama popüler isimler üzerine dayalı bir siyaset, devrimci bir siyaset olamaz. Çok net söylüyorum. Çünkü popüler kültür alanı kendi içerisinde çok ciddi sorunlar barındıran bir alandır. Popüler kültür alanı o insanların karakterinden, emeklerinden, sanatçılıklarından ya da gazeteciliklerinden bağımsız bir şey söylüyorum. İnsanların kişilik yapılarının, kişisel özelliklerinin öne çıktığı, kolektif çalışmaya büyük ölçüde kapalı bir olgudur. Popüler kültür alanı ya da popüler ün sahibi olmak aynı zamanda şöyle bir risk barındırır. O popüler alan sizi nasıl ünlü ettiyse o kadar hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde rezil de edebilir. Çünkü burada daha çok insanların dediğim gibi yalnız başına birey olarak kişisel özellikleri ön plana çıkmaktadır ya da kişisel üretimleri öne çıkmaktadır. Şimdi bunun üzerine bir sol siyaset koymak çok zararlı. Ama dediğim gibi bir itirazım yok. Yani insanlar siyaset yapsınlar ama keşke seçimden seçime değil, bu ünlü popüler isimler daha süreklileşmiş bir şekilde siyasi mücadelenin içerisinde olsunlar. O zaman daha değerli olur. Ama seçimden seçime aday olayım, bunun üzerinden siyaset yapayım, bana çok şey gelmiyor. TKP niye böyle bir tercih yaptı? Çünkü Türkiye Komünist Partisi bir emekçi sınıfların, Türkiye işçi sınıfının partisi olma iddiasında ve böyle bir karakteri sahip. Biz işte ya halkın adaylarını emekçi halkın içerisinden bizden biri olarak insanlara aday gösterelim, buradan ilgi çekelim türü bir mantıkla hareket etmedik. Şöyle bir mantıkla hareket ettik. Biz sahada olan bir partiyiz. Bizim medya ve sosyal medyadaki görünürlüğümüzün sınırları var. Ama biz sahada görünür, mahallelerde görünürüz, iş yerlerinde görünürüz. Burada da biz halktan insanlar, yani emekçi halkın içerisinde öne çıkan insanlarımız var. Bunları aday yaptık. Üstelik de biz adaylarımızı geçen yıldan itibaren tek tek bütün örgütlerimizde toplantılar yaptık. Dedik ki içinizden kim aday olmalı? Kendiniz belirleyin. Tartıştılar. Değerlendirmeler yaptılar. Onun üzerinden çıktı bizim adaylarımız. TKP'nin adaylarının şu anda biz dün teslim ettik zaten YSK'yı. Sanırım ilk teslim eden parti biz olduk. Yanlış bir şey söylemiyorum ama büyük olasılıkla öyledir. 600 adayımızın yarıdan fazlası aslında bu geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde belli olmuştu. Yani şu son 10 günde 15 günde belli olan adaylarımızın sayısı 50-60'tır. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi sahada çalışan genç, ağırlıklı olarak genç, kadını bol, emekçisi bol adaylarımız var. Ve biz böyle devam edeceğiz. Hani
Şimdi sosyal medyada bir espri yürüyormuş. İşte falanca partinin ünlüleriyle TKP'nin gönüllüleri arasında geçecek bu seçim diye. Belki başka bir yarışma programına gönderme yapılarak söyleniyor. İyi bir şey böyle bir değerlendirme. Peki şimdi Erkan'ın bir tezi vardı. Bu Erkan'ın tezi çok bilinmeyen bir şey değil. Herkes buna göre şey yapıyor. İttifaklar bir olanak doğuruyor. İttifakların olanağı ne? Kendi ambleminle, kendi partin olarak girme imkanı var. Çünkü %7 barajı antidemokratik. Bence baraj hiç olmamalı, sıfır olmalı. Herkes temsil oranında parlamentoda olmalı. Yani ben şunu düşünüyorum. Türkiye'de baraj olmasa pek çok siyasi parti, Sol Parti, EMEB, Türkiye Komünist Partisi, belki siyasetteki başka muhafazakar partilerde kendi oyları oranında birer ikişer milletvekili sokacak ama Türkiye Komünist Partisi gibi etkili partiler bence çok daha fazla milletvekili sokacak. Çünkü barajdan dolayı vermekten ürkenler verecek. Bu baraj meselesi sadece AKP'ye yaramıyor yani. CHP'ye de yarıyor. Hatta şimdi HDP'ye de yarıyor. Onu söyleyelim. Bu bir önemli veri. Yani iktidara yarıyor da muhalefete yaramıyor mu? Bal gibi yarıyor. %27, %28 görünen Cumhuriyet Halk Partisi'nin %7'si, 8 hatta 10'u neden başka sol partilere gitmesin? Gidebilir. Neyse. Fakat şöyle bir durum var. Erkan'ın tezi şu. Diyor ki biz bir ittifakın içine girdik. Kendi amblemimizle yarışıyoruz. Bunda ne kötülük var diyor. Sol Parti ve TKP de diyor ki kardeşim ittifak ilkeler üzerinden olur. İttifakta anlaşamadığımız insanlarla ilkelerde pragmatik yani sadece baraj aşmak için işbirliği yapmak gayri ahlaki diyor. E peki solda buluşma nasıl olacak? İnsanlar bana yazıyor. Bilmiyorlar TİP'le TKP arasındaki fark ne? EMEB'le Sol Parti arasındaki fark ne? EMEB'le TKP arasında TİP'le Sol Parti arasındaki fark ne? TÖP'le ne? Niye bir kere Allah aşkına Türkiye'nin bu sıkıntısında bir araya gelmiyorsunuz diyor. Soru haklı ama herhalde bir makul açıklaması var. Var. Bir kere ben ittifakları bir fırsat olarak değil bir çürüme olarak görüyorum bu sistemde. Yani bu ittifaklar Türkiye'yi iki partili sisteme doğru ittiriyor. Bu olacak iş değil. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, geçtim hani bizim durumumuza değineceğim ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi AKP'nin içerisinden çıkmış partilere partilerin adaylarına oy verecek, oy kullanacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde %8 ila 10 civarında kendisini sosyalist olarak gören bir seçmen var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Senin de dediğin gibi. Bu seçmen Ahmet Davutoğlu'na oy verecek. Şimdi benzer bir şey diğer ittifaklar için de geçerli. Dolayısıyla bunu bir olanak olarak görmek siyasete sadece parlamento penceresinden bakmak, milletvekili koltuğundan bakmak anlamına gelir. Bu doğru değil. Yani ittifaklar, bakın seçim ittifakı dışında ittifaklar bir mücadele ittifakı olarak ortaya çıkabilir. Mesela bizim sosyalist güç birliğinde bir araya geldiğimiz unsurlar temel ilkelerde anlaşıyoruz. İşte emperyalizme karşı mücadele, laikliği savunmak, emek, sermaye karşı emekçi halkın çıkarlarını savunmak gibi. Şimdi bu diğer ittifaka baktığımız zaman daha teslim etmediler milletvekili adaylarını ama kendi yayın organlarında işte Hasan Cemal'in, Cengiz Çanlar'ın isimleri zikredildi. Onların olması gerekmiyor. Yani Hasan Cemal ve Cengiz Çanlar aday olacağı için ben bu eleştiriyi yapmıyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Nasıl bir ittifak ki bu? İçinde sosyalistlerle Cengiz Çanlar yan yana geliyor. Yani bunu tek bir açıklaması var. Seçim aritmetiği. Peki seçim aritmetiği üzerinden o zaman hareket edeceksek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne günahı var? Cumhuriyet Halk Partisi'nden girseydik seçime. Yani eğer bir şey fark etmiyorduysa tek bir parti girsin. Bir iktidar partisi, bir tane de muhalefet partisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir katılımcılığı olmayan, hiçbir demokrasi anlayışına sığmayacak bir ülkedeki seçim sistemini biz de taklit edelim. Bu olmaz. Dolayısıyla bize göre siyaset ilkelerle yapılır, programla yapılır. Birbirine yakın şeyler söyleyen ittifak haline gelsin. Ama şu denmesin. Ya bizim bir alakamız gerektiğinde yoldaşız.
Gerektiğinde de biz bir seçim ittifakı yaptık. Kendi çizgimizden gidiyoruz. Bu olmaz. Bu ittifakların ruhuna da aykırı bir şeydir. Bunu herkes için söylüyorum. Dediğim gibi bu AKP'nin icat ettiği ittifak sistemi Türkiye'de siyaseti daha da çürütüyor. Çok net. Peki. Söylüyorum.